Herkese merhaba dostlar. 2022'ye girmek üzereyiz. 2022'ye girerken akvaryum alırsam fiyatı ne kadar olur? Akvaryumu doldurmaya kalkarsam fiyat ne kadar bulur? Bana ne kadar mal olur? Şimdi aldığım tüm malzemelerin fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Siz de buna göre kafanızda analiz edin, dolandırılmayın. Belki de ben dolandırıldım, bunu bilemeyiz. İlk unsurumuz, akvaryumumuzu görüyorsunuz, böyle cici bici, küçücük. Küçücük değil de o kadar da küçük değil yani. Orta sekme diyebiliriz buna. Çünkü bundan küçükleri de vardı. Bu küçüğün bir büyüğü. Güzel bir akvaryum. Benim hoşuma gitti. Üst kaplamasıyla, her şeyiyle, detaylı ışıklandırması, her şeyi mevcut. Geç ışıklandırması yok. Onu ben yapacağım. Yani ışıklandırma ama yerim mevcut demek istedim. Her şeyle görüyorsunuz. Dört dörtlük. Arka kaplamayı ben yaptım zaten. Video sizlerle paylaşmıştım. Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Akvaryumun daha klas gözüküyor. En az 20 lira daha pahalı oldu. Onu beleşe mal ettik. Ama biz beleşe kullandık. Şimdi bu akvaryumun maliyeti dostlar. Bu akvaryumu bir pet shop'tan almaya kalksanız sıfır ayar. Sıfır ha? Yanlış anlaşılmasın. Evet. Sıfır yani. Gidip pet shop'tan sıfır alsanız bu akvaryumun maliyeti dostlar fazla değil. 70 lira. 70 liraya bu akvaryumu alıyorsun. 100 liraya satanlar da var, bilginiz olsun. Aynen. 120 liraya satanı da gördük. Aynen öyle. O yüzden alacağınız yeri, noktayı iyi belirleyin. Çünkü herkes kafasına göre fiyat belirliyor. Ben bu akvaryumu 70 liraya alıyorsam bu akvaryumcuya maliyeti ne kadardır söylemek istemiyorum ama yani azdır. Ona göre hesaplayın, sizden fazla para almasınlar. Şimdi bu video tepki de çekecektir. O mümkün değil gibisinden boş laflar yapan da olacak. Mümkün değilse ahan da burada aldım. Mümkün. Burada aldım, evet. Yani o yüzden boş lafa gerek yok. Şimdi akvaryumu alınca gerekli malzemeler. İlk unsurumuz motor. Arkadaşlar orta boy küçük boy akvaryum olduğundan dolayı iç filtreye gereksinim duyamadık. Fakat motorsuz olmaz. Kesinlikle olmaz. Abi sessiz, sıfır ses. Maşallah. Sinek vızıltısı bile bunun yanında ses kardeşim, çıkar. Kardeşim akvaryum parası kadar ona para verdik, bir zahmet. Evet dostum. Akvaryumumuz 70 lira, motorumuz 40 lira. Küçük, minicik ama mükemmel bir performans sağlıyor. Çok güzel. Ben memnunum motorumdan. KDM ayarı mevcut. Tabii canım. Vum vum vum. Her sessiz. Türlü, sessiz, mis gibi. Zaten bunun kurulumunu yaptığımızda da siz de göreceksiniz. Hepsi gayet güzel olacak. Bunu da 40 liraya mal ettik. E şimdi dedik ki bunu aldık. Ha şimdi bu hava taşıdır, kahortumudur, carttır, cüptür, o muhabbetlere girmek istemedim. Onlar bizde vardı ama siz almaya kalksanız da bir 5-10 liranız da ona gidecektir. Zaten bu küçük akvaryuma ondan fazlası gitmez. O yüzden ben gerek duymadım. Bir diğer ihtiyaçlarımız yem. Zaten yemlerin fiyatları belli. 10 liradan başlıyor, 20 liraya kadar çıkıyor. 15 liraya aldım. Süs aletleri. Dostlar dayanamadım, bayağı bir süs aldım. Kırmızı süsüm nerede? En sevdiğim süs. Bunun ambalajı yoktu. Hepsi ambalajlıydı, bu ambalajsızdı. Şunu da aldık. Şöyle şu şekilde. Şunların tanesine vicdansız diyeceğim. 7,5 lira dedim. Buna 10 liraya satanlar da var. Ama ben bunu böyle çok, neden çok aldım zannediyorsunuz? Ucuza kapattım. Tanesini 5 liraya aldım dostlar. 5 parça. Aynen öyle. 25 TL. 5 parça 25 TL. Diyorum ki bunun boyu kısa, fiyatının ucuz olması lazım. Adam çok güzel cevap verdi. Niye sen çok mu uzunsun dedi. Yani kısalıkla uzunlukla alakası yok. İşlev işlevidir dostlar. Şunun fiyatı, bunu ben almadım abi. Çaldım bunu. 10 lira verdik buna kadar. Yani yalan söyledim, bunu ben almam. Şunun fiyatı dedim ama şöyle bakınca hatırladım. Bunu ben almadım abim. 10 lira mı aldım? 10 lira. Bunu da 10 liraya almış. Şimdi hepsinin şu an fiyatlarını söylüyorum. En son tek tek toplayacağız ya da direkt toplayarak mı gidelim? Ne yapalım? Toplarız daha sonra. Bir hepsini söyleyelim. Geriye kalan tek bir malzememiz var. Akvaryum için gerekli olan, evet. Bir üçlü çünkü priz arkadaşlar. Çünkü motoru takacağız. Işıklandırma için. Işıklandırmayı takacağız. Üçlü priz şart. Aslında üçlü başlık da alabilirdik ama bu daha sağlıklı olduğunu düşündüğümden dolayı ben bunu aldım. Tertemiz birinci kalite. Ha, boru değil. Ayıpsın. 30 lira. Bunu da ne kaç lira? 30 lira. Abi seni hep dolandırıyorlar lan.
Bakayım 50 liraya alabiliyor musun sen? Tabii bir öncekini 20 liraya almıştım. Yok kardeşim 50 lira olmuş lan, 40 lira dedi adam 30'a bitirene kadar. Dosta 30 lira vermiş buna. O da kısa olanını aldım. Bak metre olarak kısa 2 metre. 2 metre gelmez la bu. İki, aha 1. 2 lan lan ne 1? Tamam sen 1 1 metre misin? Tamam 1 metre. 2 metre. Aa, bu da 2. Evet 2 metre almış. 30 lira almış. Abi akvaryumu geç, malzemeler akvaryumdan daha çok tutuyor. O yüzden malzemeleri al, akvaryum kolay olsun. Şimdi kaba taklak taslak bir hesaplayalım. Akvaryum 70. Evet. Bu 30. 30. Etti 100. 100. 40. 140. 10. 150. 15. 165. 25. 190. Oğlum ben bunlara 190 lira mı verdim? 190. Arkadaşlar bizim hortumu hava taşımız olduğundan dolayı onu alma gereksinimiz yok. Yani onları da alırsanız 200 lira size mal olur. 200'lük oluyorsunuz dostlar. İçerisine de bizim 4 tane Japonumuz var zaten. Siz 4 tane Japon aldığınızı düşürseniz 20 lira da o. Evet, 220 lira bir maliyet var. Artı olarak şimdi buna biz bir ışıklandırma da yapacağız arkadaşlar. Işıklandırma ister istemez. Ama o ışıklandırmamız yani benim kafam 50-100 lira tutar. Herhalde yani yok da iki tane alsak bir 50 liraya mal ederiz onu. Nasıl ya, ben disco işi yapmayı düşünüyorum. Disco disco çı çı çı. Böyle makine onu sadece öyle. Monitörü o kadar para tutar. Ayarlayacağız. Bir ayar vereceğiz kardeşim. Yani inşallah. Çünkü bunu çok eğlenceli bir yapamıyorum. Çünkü kendisi küçük olduğundan dolayı biraz eğlenelim dedik. Evet. Böyle ışıklandırma sitesi disco tarzı olsun. Çünkü o ama güzel olacak. Aynen öyle. Şimdi genel olarak biz kum almadık. Çünkü kumumuz vardı. Biz hatta şöyle... Sen de boyuna masraf çıkarıyorsun adamlara. Japon balık kardeşim olmazsa olmaz. Bizim kumumuz burada. Bu kumumuzu temizleyip koyacağız. Balıklar olmazsa olmaz zaten. Değil arkadaşlar. Kimisi kumsuz akvaryumunu dolduruyor. Siz de o şekilde yaparsın. Bu zevk ve tercih meselesi. Aynen öyle kardeşim. Aksesuarları yerleştirebilmek için kum şart, olmazsa evet. Olmaz yani. Gerekli aksesuarlar değil. İçin kum şart evet. Yani şu an genel olarak biz aksesuarlar, kepçe, hava motoru, yem... Üçlü priz, aha da akvaryum, aha da evet, aha da 200 liralık olduk. Evinize küçük bir hobi akvaryumunun maliyeti 200 lira dostlar. Bu 2022'ye girerken olacak fiyat ama 2022'ye girdikten sonra bu fiyatlar ne olur bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Dolar 9 lira olmuş. Gidişat da hiç iyi değil. Hepsinin bir bahanesi var. Dolar 10 lira olmuş, dolar 10 lira olmuş. Her şeyi pahalı pahalı satıyorlar. Satıyorlar, aynen öyle. Artık adam bundan 50 kolye almış 3 sene önce. Diyor abi dolar, senin aldığın vakitler dolar 3 liraydı. Nasıl oluyor fiyat? Yeah. Ama gel bunu onlara anlat, anlatamazsın. O yüzden uygun insan esnaf bulun. Başka bir şey demiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın. Herkese hayırlı hobiler.